Bir önceki videomda Tia Portal'a Device, biz PLC kullandığımız için PLC eklemeyi anlatmıştım. O video Tia Portal'a yeni başlayacak arkadaşlar için oldukça karışık geldi. Tahmin edebiliyorum. O videoyu o kadar detaylı anlatmamın nedeni Tia Portal'la çalışmaya başladığınızda sizi karşılayacak ilk sorun bağlantı sorunu. Yani PLC ile bilgisayarınız arasında yaşayacağınız bağlantı sorunu olacaktır. Hatta bu sorunları çok daha detaylı anlattığım SL1200'de bağlantı sorunu diye bir videom var. Orada karşılaşabileceğiniz tüm sıkıntı ve çözümleri anlatmıştım. Önceki videomda da detaylı anlatmamın nedeni karşılaşabileceğiniz temelde iki problem var. Bunlardan bir tanesi Ethernet üzerinden, Profinet üzerinden haberleştiğiniz için CPU'nuzla sizin bilgisayarınızın aynı IP havuzunda olması gerektiği. Bir diğeri ise kullanmış olduğunuz CPU'nun, PLC'nin versiyon numarası. Eğer burada versiyon numarasını düzgün seçemezseniz bağlantıda ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Tia Portal düşük versiyonu yukarı versiyona yükseltebiliyor. Bazı düşük versiyonları, örneğin bizim CPU'muzda versiyon 3 seçtiğimizde daha sonra 4'e yükseltebiliyor. 4.2'ye yükseltebiliyor ama 2 seçtiğinizde 4.2'ye yükseltmiyor. Hele ki siz CPU'nun versiyonunu, örneğin 4 seçtiyseniz ve CPU'nuz sizin versiyon 3 ise bu şekilde çevirmeyi, yani CPU'nuzu 4 seçtiğiniz firmware'ini, versiyon 4 seçtiğiniz CPU'yu 3 olarak seçmenize müsaade etmiyor. O kısmı detaylı anlatma nedenim oydu. Bu videoda ise çok daha hızlı bir şekilde ilk projemizi yapmaya yönelik bilgiler vereceğim. Bu kısımları daha önce anlattığım için üzerinde tekrar durmayacağım. Ve çalışmalarımda ben bundan sonra Project View görünümü üzerinden yapacağım. Yani şu anda Portal View açılışta görünüyor ve ben sol alttaki Project View'e tıklayarak proje görüntüsü ekranını getireceğim ve burada her bir şey adım adım tek tek yapacağım. Öncelikle şu anda boş bir sayfa geldi. Boş bir sayfada ilk yapacağımız şey projeyi oluşturmak ve bu projeye bir isim vermek. Bunu çeşitli yöntemlerle yapabiliriz. Örneğin sol üstteki açılır menüde Project diye bir kısım göreceksiniz. Tıkladığınızda altında New diye bir seçenek gelecek ya da yine sol üstteki beyaz sayfa sağ üstünde yıldız olan sembol ikon var. Üzerine fareyi getirdiğinizde onunla ilgili açıklamayı da zaten şu anda görüyoruz. New Project diyor. Buna tıklayarak da yeni bir projeyi oluşturabiliriz. Tıkladık. Tanıdık bir ekran geldi karşıma. Bir önceki videoyu izleyenler için söyleyeyim. Burada bana Project Name'den projenin ismini yazmamı istiyor. Proje ismimiz ne olsun? Deneme 2.0. Nereye kaydedeceği yol, path dediği şey bu. Eğer burayı siz daha önce seçmediyseniz, Tia Portal kendi altındaki projeler diye bir klasöre size bu dosyayı kaydetmenizi, oluşturduğunuz Tia Portal dosyanızı kaydetmeniz için yol olarak gösterecek. Ama buradaki noktalara tıkladığınızda hard diskinizde projeyi kaydedebileceğiniz yeni bir yer açabiliyorsunuz. Daha önceden ben bunu E klasöründe 1200 PRJ klasörünü seçmişim. Ve Arthur kimin projeyi oluşturduğu comment kısmında da projeyle ilgili açıklama yazacağız. Açıklama kısmı şu noktada önemli. Daha sonra bir proje aradığınızda tek tek projeleri açıp bakmaktansa eğer ismini unuttuysanız projenin buraya düzgün bir açıklama yazarsanız o projeyi tek tek projeleri açmadan bu açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Tia Portal ilk deneme. Ve create dediğimde şu anda bana boş bir projeyi oluşturacak. Şu anda boş bir projeyi oluşturdu. İkinci adımda ise bu projeye bir PLC ekleyeceğim. Bunu eklemek için de burada yine sol taraftaki menüde Add New Device seçeneğim var. Bunu tıklıyorum. Ve bana Tia Portal'la programlayabileceğim tüm device'ların, tüm cihazların, tüm device'ların listesini getiriyor. Aşağıdan başlayalım. Drivers dediği kısım, servo driver'ları ve normal motor sürücülerini programlayabileceğim kısım. Bir üstünde PC tabanlı kontrolörleri programlayabileceğim kısım. HDMI panelleri programlayabileceğim kısım. Ben controller seçiyorum. Şu anda PLC programlayacağım ve programlayabileceğim cihazları burada görüyorum. 1200 serisi, 1500 serisi, 300'de 400'ün bazı serileri var. Ve ET200 serisi CPU'ları ben burada programlayabiliyorum. Şu anda programlayacağım benim 1200 11 DC 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 yani 1200 seçeneğine geliyorum. Bana CPU
diye alt bir menü açıyor. Bunu da açtığımda burada 1200 ailesindeki tüm CPU'ları görebiliyorum. Daha önceden SL 1200 PLC'lerde donanım özellikleri diye bir video çekmiştim. Orada anlatmış olduğum donanımsal özelliklerde vermiş olduğum CPU'ları burada görüyorum. Ne programlayacaktım? 1211 DC şu. 1211 DC tıkladığımda bekliyorsunuz ki direkt CPU'ya ulaşayım. Hayır, bir seçenek daha geliyor. Bu seçenekte de size 3 farklı CPU seçeneği sunuyor. Bunlardan bir tanesi ne? 1AD30. Şuradaki koda bakıyorum. Baş ve son kodlar muhtemelen birbirleriyle aynı ama şu kısımdaki kod asıl ayırıcı kod oluyor. Bir diğeri 1AE31 ve şu 1AE40. Bu kodu nerede görebilirsiniz? Bu kodu PLC'nizin Ethernet kablosunun bağlı olduğu alt kapağı kaldırdığınızda kapakta bu kod yazacaktır. Ya da eğer panoda montaj değilse sizin elinizdeki PLC, şu sağ tarafını çevirdiğinizde sağ tarafta da bu kodun yazması gerekli. Evet, benim şu anda bir AE40 CPU'm var. Daha sonra versiyonunu seçmemi isteyecek. Benim versiyonum 4.2. Bu versiyon seçimini daha önceki videoda detaylı anlattığım için bunun üzerinde durmayacağım. 4.2'yi seçiyorum ve cihazı ekliyorum. OK'ye basarak cihaz şu anda benim projemin içerisine ilave ediliyor. Şu anda cihaz benim projemin içerisine ilave edildi ve gördüğünüz gibi sağda, solda, yukarıda bazı menüler ve ikonlar da aktif hale geldi. Şimdi programı böyle baktığınız zaman sağda, solda, yukarıda, aşağıda bir sürü ayar kısımları ya da seçenekler, pencereler görüyorsunuz. Bunların her birini şu an ilk videoda size anlatıp sıkmak istemiyorum. Kullandıkça bunların ne işe yaradığını tek tek göreceğiz. Örneğin mesela şu anda ben bu cihazın, device'ın teknik özelliklerini de görebilirim ama bu gibi konular bir başka video konusu olsun. Ve şu anda ilk etapta hızlıca ben buna ilk projemi oluşturayım. Şimdi projemin içerisine PLC ilave ettik. Evet, PLC ilave ettik ama bu projedeki programı ben nereye yazacağım? Siemens PLC'lerde TIA Portal'da programı yazdığınız şey Program Blocks altındadır. Sol tarafa geldiğinizde Program Blokları tıkladığınızda iki tane seçenek bizi karşılıyor. Main OB1 benim PLC programını yazacağım ana main ana sayfadır. PLC ben an yaptığımda PLC ilk işe main OB1'i taramakla başlar. Siemens PLC'lerde alt sayfalar, alt organizasyon blokları, alt data bloklar, alt fonksiyon blokları oluşturabiliriz. Programımız eğer çok büyükse program içerisinde, main OB1 içerisinde bu bloklara sıçramalar yapıp bazı işlemleri o bloklarda yapıp tekrar main OB1'e dönüp programlama bu şekilde kaldığı yerden devam edebilir. Ya da sayıcı ve zaman rölesi komutlarını gördüğümüzde onlar da kendisine ait data blokları oluşturacak. Yine program bloksu altında ben o data blokları da göreceğim. Ama ilk etapta yapacağım şey main OB1'i açmak. Main OB1'e tıkladım. Bana main OB1'i açtı. Evet, şu anda main OB1 açıldı. Asıl programlamayı ben burada yapacağım. Yukarıdaki donanımla ilgili sayfayı kapatabilirim. Onunla ilgili işim yok. Sayfayı kapattım. Şu anda boş bir ekran geldi. Şuradaki dikey ya da yatay seçenekleriyle bunu ben tam sayfa yapabilirim. Ya da dikeyde alıp yana ekstra bir sayfa daha ilave edebilirim. Şu anda ben bunu tek başına ekranımın ortasına getirdim. Şimdi kısaca buradaki komut mantığından bahsetmem gerekli. Burada favori listesi dediğim bir liste var. Şurada gördüğünüz yukarıda. Burada en çok kullandığım komutları buraya koyuyorum. Almak, işlemek kolay olsun diye. Örneğin burada kontaklar ve bobin çıkışlarıyla box'lar, kutular var. Bunlar burada. Bu favori listesini aynı zamanda da ekranın sağ kısmında üst tarafta görebiliyorsunuz. Favoriler diye. Asıl kullanacağım komutlar, yani komutların tamamı daha aşağıdaki pencerede. Şu pencereyi biraz daha genişletelim. Kullanacağım komutların tamamı burada. Burada general, genel, işte bağlamalar, yeni blok, boş kutu atma, bit işlemleri yaptığımız kontaklar, setler, resetler, çıkış bobinleri, zaman röleleri, sayıcı karşılaştırma kontakları, işte matematik fonksiyonları, çevirici fonksiyonlar, taşıma fonksiyonları, program kontrol fonksiyonları, operasyonları gibi bazı seçenekler var. Ben ilk projemde şu anda ne yapacağım? Bir kontak koyacağım, bir çıkış bağlayacağım. Bunu Bitlogic'te yapıyorum. Bitlogic'e tıkladığımda burada bana normalde açık, normalde kapalı ki üzerine geldiğinizde de açıklama yazacak. Bunu tıkladığınızda sarı açıklamanın kenarına tıkladığınızda daha detaylı açıklamayı görebileceksiniz ama şu anda devam edelim. Normalde kapalı NAT gibi, set reset gibi bazı
bit işlemlerinde kullandığı komutları burada görebiliyoruz. Bu komutları favori listeme ekleyebilir miyim? Evet, ekleyebilirim. Yani daha çok kullandığım, sık kullandığım favorilerin arasına ekleyebilir miyim? Evet, ekleyebilirim. Bakın, komutu sürükledim, sağ farenin sağ tuşuyla sürükledim, buraya getirdim, favori listeme getirdim, otomatik olarak da yukarıdaki favori listesine geldi. Örneğin set resetleri bir sonraki uygulamamızda kullanacağız. Mesela seti buraya getirdim, otomatik olarak geldi. Reseti buraya getirdim, yine farenin sol tuşuna tıklayarak buraya sürükledim, geldi. Yani kullanacağım temel komutları ben favori listesine ilave edebiliyorum. Bunu tamamen siz oluşturuyorsunuz. Peki bu listeden eklemeyi gördük de çıkartmayı nasıl yapacağız? Farenin sağ tuşuyla remove diyebilirsiniz. Remove dedikçe bunları buradan da çıkarabilirsiniz. Burada neler var? Normalde açık, normalde kapalı kontak, bobin çıkışı, boş kutu, box, bunda zaman rölesi, sayıcı, mob blok veya işte buna benzer komutları seçebiliyoruz. Aşağı ek, yukarı ek, not komutu ve seti biraz önce ben eklemiştim. Buraya görebiliyoruz şimdi. Burada çeşitli yöntemlerle ben aşağıya komut ekleyebilirim. Fareyi aşağıdaki işlem yapacağım, ne diyeyim, satıra koyduktan sonra komuta bastığımda otomatik olarak gelebilir. Bu bir yöntem. Ya da yukarıdaki komutu çekip aşağı ben ilave edebilirim. Buna benzer benim buraya komut ilave etme seçeneklerim var. Favori listesinde yok ama ilave etmem gereken bir komut var. Bunu da yine ekranımızın sağ tarafında o komutu bulduktan sonra buraya sürükleyip getirebilirim. Ya da bu arayı seçtim, çift tıklayarak, fareyle çift tıklayarak seçtiğim alana bu komutu getirebilirim. Programda denemeler yaptıkça siz bu konuda biraz daha kendinize yöntem edineceksiniz ve biraz daha pratikleşeceksiniz. Şimdi bunları silelim. Baştan başlayalım. Normalde açık bir kontak ekleyeceğim. Normalde açık kontakta bir çıkışı çalıştıracağım. Normalde açık kontağı getirdim, buraya ekledim ve çıkışına bir adet de bobin ilave edeceğim. Yani fiziksel bir çıkış çalıştıracağım. Onu da geldim, bu network'e ilave ettim. Şimdi network'ün burada kırmızı çarpı görmeniz network'te eksikleriniz olduğu anlamına gelir. Bunun anlamı şu: burada yapmış olduğunuz bir şeyler sizin yazılımla ilgili bir hata yaptığınızı gösteriyor. Mantık hatanızı göstermez. Sadece buradaki çarpı teknik olarak isimlendirmede, yanlış parametre girmede, buna benzer kısımlarda karşınıza çıkar. Bunu derleyeceğiz. Derledikten sonra da yaptığınız mantık hataları çıkmaz. Sadece derlemede teknik hatalarınız, yani yazılımla ilgili teknik hatalarınız gözüküyor. Şimdi burada soru işaretiyle gösterdiği yer bana diyor ki buna bir isim ver. Üzerine tıkladım. Mesela input 0.0 diyeyim. Input 0.0'ı seçtiğimde, şimdi seçerken de input 0.0'ı yazdım. Bunu yazarken de büyük I olması ya da küçük I olmasına dikkat edin. Büyük I ya da küçük I hata verecektir. Hatta verdirelim. Büyük harfle yazıyorum, I dedim. Enter dediğimde bana bu isimlendirmeyi hatalı yaptığımı kırmızıyla gösteriyor. Düzeltelim, iyi yapalım, enter dedim. Ve şu anda otomatik olarak çıkışa geldi. Yani bir sonraki komuta geldi. Arada başka kontak olsaydı ona gelecekti. Bu da Q0.0 ismini verelim. Q'da büyük küçükte herhangi bir sıkıntı yok. Enter dedik. Şimdi aşağılarında dikkat edecek olursanız tak 1 ve tak 2 diye tırnak içerisinde bir şey yazdı. Bu tak mantığı birçok PLC'de de var. Tak mantığı şu: PLC'nizde birçok girişler ve çıkışlar olabilir projenizde. Her bir projede giriş ve çıkış adreslerini ezberlemek zorunda değilsiniz. Örneğin devasa bir projeniz var. Projenizde 50 tane girişiniz, 100 tane, 200 tane çıkışınız var. Ya input 00 hangi butondu ya da işte Q00 veya Q7.4 hangi motoru çalıştırıyordu gibi düşünmenize gerek yok. Hatırlayabileceğiniz bazı isimleri verebilirsiniz ve o isimleri yazdığınızda da aslında o isimlerle o isimlerin karşılığındaki fiziksel giriş ya da fiziksel çıkışı direkt yerlerine atama yapar program. Burada tak 1'i otomatik kendi isim verdi. Bu tak 1'in ismini değiştirelim. Buton diyelim. Butona hata verdi. Ve
Dikkat ederseniz üstündeki input 00'da kalktı. Tekrar üzerine tıkladığımda şu kenarındaki beyaz ikonu tıkladığınızda bana tak listesi gelecek. Ben burada input 0.0'ı ne olarak kullanmıştım? Tak 1 olarak kullanmıştım. Tekrar bunu tak 1'i seçtiğimde input 00 buraya getirdi. Bunun üzerine tıklayarak tag ismini değiştirdiğinizde tag ismi o şekilde değişmez. Eğer bu tag ismini değiştirmek istiyorsanız tag'ı seçtikten sonra, yani tag 1 yazan kısmı seçtikten sonra rename tag var burada. Kısa yolda Ctrl Shift T imiş. Bu kısa yollarla ilgili de daha sonra belki bir video çekeriz. Rename tag dediğimde bana biraz sonra göreceğimiz tag table'ın sadece o kısmını getirdi ve isim veriyorum. Buton diyorum. Change dediğimde demin tag 1 olarak isimlendirilen, yani tag 1 tagı, isimli tagı verilen input 0.0'ım şu anda buton olarak yeni tag ismiyle görünüyor. Burada da tag 2 idi. Buna da rename tag diyeceğiz. Yani ismini değiştir. Burada da tag table'ın parçasını görüyoruz. Onunla ilgili kısmını görüyoruz. Buna da diyoruz ki çıkış. Change dediğimde bu tag'ın da ismini değiştirdim. Şimdi bu tag'ları projeyi oluştururken tek tek elle böyle yazacağım mı? Hayır, tek tek böyle elle yazmanıza gerek yok. Sol tarafa geldik ekranımızın. PLC tag diye bir kısım var. Bunu tıkladığımızda default tag table dediği bir şey var burada. Default tag table'a tıkladığımda benim az önceki taglarımın toplu listesini burada görebiliyorum. Buraya bazı programdaki add new tag table dediği bazı kısımları, yani şu anda bizim projemizde örneğin demin örnek verdiğimizde belki 800 tane tagımız vardı. 800 tane tagı bir şey lazım olduğunda burada tek tek aramamız gerekli mi? Hayır. Bu default tag table'dır. Bütün taglar buradadır ama ben buradaki benim örneğin işte paketleme kısmı ya da şişirme kısmı ile ilgili tagları ayrı bir tag table'da toplayabilirim. Burada yeni tag ilave edebilirsiniz. Ya da şöyle bir durum var. Programa ilk başlarken bu tagları siz kendiniz atayabilirsiniz. Örneğin şuraya gelelim. Diyelim ki örneğin buna da stop mu demiştik yerine. Stop alt çizgi B. Stop butonu ismini verdim. Otomatik olarak ne kaldıysa adres oradan aşağı doğru devam ediyor. Şu anda stop butonu buton bir input olması lazım ama otomatik olarak Q0.0'ı Q0.0'dan sonra Q0.1'i ilave etti. Bunu ben değiştirebilirim. Bunu nasıl değiştirebilirim? Aşağı açılan menüye tıkladığınızda Q değil, bu bir input olacak. Ve adres ne olacak? 0.1 ilave edeceğim. Yani adresim benim 0.1 olacak. Adres 0. byte. Bu byte bit adres isimlendirmeleri yine daha önceki videolarda anlatmıştım. Bit numarasını 1 getirdi. 0 getirmedi çünkü 0.0 var. Bu illa 1 olmak zorunda değil. Bu otomatik geldi. Örneğin buraya 1 yerine 4 yazabilirsiniz. Yani şu anda ben input 0.4 girişine ait stop B isimli bir tag oluşturdum. Ve şu anda dikkat ederseniz tagım oluştu. Ve gelelim yine az önceki kaybettiğimiz, şu anda ekranımız nerede? Bu ekran kaybetme olaylarını programa ilk başladığınızda çok sık yaşayacaksınız. Bunu da yukarıdaki View menüsünden bazı ekranları seçip bazı ekranları kapatabilirsiniz. Buna nereden ulaşacağım? Buna şuradan ulaşacağım. Main OB1'e. Az önce program blok altında başlamıştım ilk açmaya. Tekrar oradan tıkladığımda ekrana o geldi. Az önce ben yeni bir tag oluşturmuştum. Bir input oluşturmuştum. Örneğin projeden daha sonra sileceğim ama stop butonu olarak oluşturmuştum. Normalde kapalı bir kontak seçeceğim. Ve şu anda faremi getirdim. Buton, yani input 00 ile çıkış arasındaki alana normalde kapalıyı seçtim. Buraya otomatik geldi. Şimdi bunu tıkladığınızda, şu kenardaki beyaz ikona tıkladığınızda tag table'ı görüyorum. Tag table'da ben ne yapmıştım? Stop B isimli input 0.4'e ait bir tag oluşturmuştum. Buradan onu seçebilirsiniz. Seçtik. Evet, hakikaten input 0.4'ü stop B tagıyla buraya getirdi. Şimdi sildik verdiğim tagı. Ben buna adres giriyorum. Input 0.4 müydü? Input 0.4'tü. Zaten aşağıda bana input 0.4'ün daha önceden tag table'da revize edildiğini ve ismini veriyor. Tıkladığımda aynı şekilde yine input 0.4 ve tag olarak da stop B olarak bunu görebiliyorum. Programda çalışmayı networklerde yapacağım. Bu ara bunu silelim. Networklere açıklama yazabilirsiniz. Örneğin buraya çıkışın çalıştığı
Network dedik ve aşağıya da burada yapılan işlemle ilgili açıklama yapabilirsiniz. Bunun önemi şu, projeyi yaptınız siz, projeyi yaptığınızda hazır bilgiler tazeyken bazı şeyleri zihninizden yapabilirsiniz ama 3-5 yıl sonra, hatta onu da geçtim, 2-3 ay sonra açtığınız bir projede neyi niçin yaptığınızı unutabilirsiniz. O nedenle unutmak istemediğiniz kısımlar varsa, bir ayar varsa ya da özel bir durum varsa bunu network'e isim vererek ve network ile ilgili de aşağıya açıklama yazarak hatırlamanızda kolaylık sağlayabilirsiniz. İlk network'üm. Açıklama yazdım. Şimdi bu açıklamaları ben daha çok nerede kullandım? Kumanda.org ders notlarında PLC temrinleri diye bir doküman var. Orada bizim okuldaki setlerde uyguladığımız temrinlerin çözümlerini de verdim. Çözümlerde mesela her bir network'te ne işlem yapıldığını ben oturup tek tek yazmıştım. Bu network şu işe yarar. İşte oradaki input 0.0 girişi aktif olduğunda Q0.0 çıkışı 1 olur ve çıkışındaki işte bilmem ne motorunu çalıştırır gibi. Mesela o bu network açıklamalarını daha detaylı görmek istiyorsanız kumanda.org ders notlarında PLC projelerini, çözümlerini indirdiğinizde mesela orada satır satır network her network'ün açıklamasını yazmıştım. Şimdi ilk projemizi oluşturduk. İlk projemizde input 0.0'ımız var. Buna bastığımız zaman Q0.0'ın çıkışında çalışmasını istiyorum. Ve bunu ben PLC'me göndereceğim. Şimdi PLC'ye gönderirken de birkaç tane seçeneğimiz var. Eğer burada PLC 1, 1200, 11 DC, DC, DC bunu seçip ya da işte main OB1'i seçip yukarıdaki ikonlardan download the device yani şuna geldiğinizde karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek. İlk defa bu CPU'ya bir program yüklüyorum ve program yüklerken bana bazı uyarılar çıkarıyor. Örneğin text library, software, device konfigürasyon bunları da değiştirip değiştirmeyeceğini soruyor. Bu detaylara daha sonra girelim. Örneğin cihazla ilgili donanımsal konfigürasyonlar yani daha önceden yüklenmiş donanımsal konfigürasyonları değiştirmek istemiyorsam burada no action'ı seçiyorum. Herhangi bir işlem yapmayı seçiyorum. Buradaki load butonuna tıkladığınızda projemi şu anda CPU'nun içerisine gönderiyor ama orada bazı şeyler soruyor. Diyor ki start modules. Bunun anlamı şu. Mesela SCD200'lerle çalışırken SCD200'ün ya da 300'lerle çalışırken 300'ün üzerinde run stop gibi bir seçici switch vardı. Eğer siz switch'i run'a getirirseniz PLC run yapıyordu. Stop'a getirirseniz stop yapıyordu. Term diye bir yer vardı. Ara konum. Ona getirdiğinizde program içerisinden stop run yaptırabiliyordunuz. 1200'lerde bu switch kaldırıldı. Hatta 200'den 1200'e ilk geçtiğimde Allah Allah ben üstünde switch arıyordum ama switch yok. Bu şu, buradaki tüm müdahaleleri ben çalışsın ya da dursun müdahalelerini bilgisayardan kendim yapıyorum. Şimdi start all dediğimde PLC'ye yükleyeceğim. Yükledikten sonra PLC direkt run'a geçecek. Eğer ben start all'ı seçmezsem PLC'ye yükleyeceğim. PLC'ye yükledikten sonra run'a geçmeyecek. Arasındaki farkı şu şekilde görelim. Start all'ı seçmiyorum şu anda ve ben bunu PLC'min içerisine yüklüyorum. Şu anda PLC'min içerisinde benim projem var ve diğer videoda gördüğünüz gibi PLC'nin üzerindeki ledler yani çalışma durma arıza ledleri turuncu yanıyor. Yani bu PLC'nin şu anda stopta olduğunu gösteriyor. Ben buradan PLC'mi ekstradan run stop yapabilir miyim? Evet run stop yapabilirim. Bakın şu yukarıdaki menülerden yeşil ve kırmızı yani play stop tuşları gibi duran ikonları gibi de duran yerden eğer start run'da yiyecek olursam CPU'ya run'a geçireyim mi diyecek ve ben bundan okey dediğimde dikkat edersiniz ledlerim yandı ve şu anda yeşile geçti. Şu anda benim CPU'm run'da ve yazmış olduğum OB1'e şu projem devamlı döngü halinde çalışmaya başlıyor. Stop'a çekiyorum. Bakın stop CPU dediğimde stop yapıyorum diyor. Evet diyorum ve şu anda durdu. Dikkat ederseniz. Şimdi proje bunun içerisinde mi? Proje bunun içerisinde. Ve elektriğin gidip geldiğini düşünelim. Yani aradaki fark ne? Elektriğin gidip geldiğini düşünelim. CPU'mun enerjisini kesiyorum. Enerjisi kesildi. Daha sonra CPU'ma tekrar enerji veriyorum. CPU'ma enerji verdikten sonra kendi fonksiyon testlerini yaptı. Yaptıktan sonra CPU'm yine turuncuda yani stopta gördüğünüz gibi. Şimdi yükleme aynı yüklemeyi tekrar yapıyorum. Geldim yukarıya.
Download the device. Yine bana seçenek geldi. Load diyorum, yükle diyorum ve tekrar start modülsü ne olacak bunu seçiyorum. Start al dediğimde, finish dediğimde şu anda yükleme yapıldı ve PLC'm yüklemenin arkasından run'a geçti. Yeşilledi, yanıyor. Tekrar enerjiyi keselim. Yani fabrikamda, panomda elektrik gitti ve elektrik tekrar geldi. Kendi fonksiyon taramalarını yaptıktan sonra bakın dikkat ederseniz start alı seçtiğimde PLC'min elektriği gidip geldiğinde PLC'm direkt az önce ben start al seçtiğim için direkt run'da çalışmaya başladı. Yükleme sırasındaki o seçeneğin farkı bu. Eğer ben yüklemede start al seçmezsem, yani başlat olarak seçmezsem, daha sonra run'ı buradan tekrar ekranın yukarısındaki start CPU'dan yapmam lazım. Bu şekilde yaptığımda eğer panomda CPU'mun elektriği gider gelirse PLC'm tekrar stopta kalır. Ama start alı seçip gönderirsem PLC'min elektriği gidip geldiğinde PLC'm enerjisi gelir gelmez fonksiyon taramalarını yapar ve kendisini run'a alır. Bu seçenek tamamen güvenlikle alakalıdır. Yani elektrik gidip geldiğinde PLC'm çalışsın ya da duruyor olsun, stopta duruyor olsun, tamamen sizin güvenliğinizle ya da projenizin çalışmasıyla alakalı bir durumdur. O nedenle aradaki farkı görün istedim. Şimdi deney setimizin bağlantısını yapalım. Artı 24 volt DC besleme modülümün artı 24 volt jack'ından PLC'min artı 24 volt jack'ına yine enerji besleme modülümün 24 volt jack'ından çıkışların ortak ucu olan C0 jack'ına besleme modülümün şase 0 jack'ından PLC'min şase 0 jack'ına besleme modülümün yine şase 0 jack'ından girişlerin ortak ucu olan 1M jack'ına besleme modülümün artı 24 volt jack'ından butonumun girişine butonumun çıkışından PLC'min input 0.0 jack'ına PLC'min Q0.0 çıkış jack'ından göz lambamın X1 jack'ına ve göz lambamın X2 jack'ından enerji besleme modülümün şase 0 volt jack'ına. Projemi oluşturdum, CPU'ma gönderdim, PLC'me gönderdim ve PLC'me run yaptım. Run yaptıktan sonra online izleme yapabiliyorum. Online izlemeyi iki türlü yapabilirim. Ya watch table'dan yapabilirim ya da şu andaki ekrandan OV1 üzerinden yapalım. Bunun için şu anda monitoring on off diye burada alt ikonlarda bir ikon var. Yani yeşil play tuşu üstünde gözlük. Ben bunu tıkladığımda şu anda benim CPU'mun içerisine online bağlandık. Online bağlandıktan sonra yeşil olan kısım enerji akışını gösteriyor bana. Enerji akışım nereye kadar geldi? Butona kadar geldi. Yani input 0.0'a kadar geldi. Eğer ben input 0.0'ı dışarıda bağlamış olduğum butona basacak olursam ne olacak? Input 0.0 klemensine enerji gelecek. Input 0.0 klemensi enerji geldiği için lojik olarak 1 olacak. Buradaki açık kontağını kapatıp enerji akışına müsaade edecek. Bastım ve şu anda çıkışımı çalıştırdı. Ve çıkışında, girişinde yanan ledlerini CPU üzerinden görebiliyorsunuz. Butonlar elimi çektiğimde ne olacak? Çıkışı kesecek ve çıkışında, girişinde ledleri sönecek. Şimdi yüklemede birkaç seçeneğim var diyordum. Onlardan bahsedeyim. Şu anda bunun üzerine herhangi bir işlem yapamam. İşlem yapabilmek için monitoring'i off'a almam lazım. Az önce online'a gelmiştik. Yani PLC ile online bağlanmıştık. Diyor ki offline'a geçiyorum. Tamam dedim, geç. Şimdi şuraya bir ilave yapalım. Bir açık kontak daha koyalım. Buna da input 0.4'ü mü kullanmıştık az önce hazır tagı varken? Input 0.4 tagını burada kullandık. Şimdi bu şekildeyken ben PLC'me online olacağım, bağlanacağım. Şu anda go online'a tıklıyorum. Go online'a geçmedi. Yani şu anda online olarak CPU'nun içerisine bağlanamadım. Nedeni ne? Nedeni şu. Eğer benim
şu andaki CPU'mun içerisindeki, piyasamın içerisindeki projeyle ekranımdaki proje aynı ise demin yaptığımız gibi bağlantıyı online alabiliriz. Ama projeler aynı değilse online bağlantıyı göremeyiz. Nedeni şu, piyasa içerisinde çalışan program ayrı bir şey. Sizin ekranınızdaki program, proje ayrı bir şey. Nereden görüyorum? Onu da şuradan görüyorum. Dikkat edecek olursanız yeşil, yeşil. Ama yanında turuncular var. Turuncular bana üzerine zaten geldiğinizde açıklaması da yazıyor. Farklı diyor. Yani şu anda aralarında bir fark var diyor. Sildik. Bu projeyi tekrar gönderiyorum. Download device'da üzerine yazacağım diyor. OB1'deki değişikliklerim var. Aslında sildim ama onu yine tekrar üzerinde işlem yaptığım için değişiklik olarak görüyor. Üzerine yaz dedik. Ve gitti şu anda. Tekrar sormuyor. Go online dedim. Go online'a geldiğinizde bakın ikisi de yeşil. Niye? Şu anda benim CPU'mun içerisinde dönen, döngüde dönen yazılımla ekranındaki yazılım aynı yazılım ve şu anda online'a geçtik. Online'deyiz ve monitoring'e tekrar bir tıklayalım bakalım. Monitoring çalışmadı. Offline'a geçeyim. Geç. Tekrar online'a geç. Geçti. Projelerle şu anda PLC içerisinde dönen proje benim bu projem de aynı. Monitoring'e tıklıyorum. Hala monitoring aktif olmuyor. Nedeni de şu. Bakın burada da uyarısını çıkarttı. Diyor ki senin şu anda CPU'un diyor stopta. Hatırlayın bir önceki seçenekte ben nasıl göndermiştim? Start all seçeneğini seçmemiştim. Start all seçeneğini bir önceki gönderimde seçmediğim için şu anda CPU'ma gönderir göndermez CPU'm stopta. RAM'a alıyorum. RAM moduna geçti. Şu anda CPU'm buradan da yapabilirim. Yeni yukarıdaki ikonlardan da yapabilirim. İşte RAM moduna geçtikten sonra monitoring aktif oldu ve çalışmayı ne yapabiliyoruz? Online izleyebiliyoruz. Şimdi download'da birkaç seçeneğim var demişti. Monitoring'i kapatalım. Monitoring'i kapattık. Şu anda bu seçenekler ne ona bakalım. Bu seçenekler şu. Burada yine PLC 1 CPU 1211 DC DC DCS farenin sağ tuşuyla tıkladığınızda şurada Download Device diye bir seçenek var. Burada Hardware and Software Change. Software, Hardware Konfigürasyon, Software Only Change ya da Software All diye bazı seçenekler var. Bu seçenekler ne? Daha sonra göreceğiz. Benim PLC'min donanımsal bazı özelliklerini değiştirebiliyorum. Eğer projemde bir değişiklik yapmadıysam, donanımsal özellikleri değiştirdiysem burada donanımsal özellikleri sadece yükleyebiliyorum. Ya da software'imde bir değişiklik yaptıysam, donanımsal özelliklerim aynıysa sadece software'de değişen kısımları gönderebiliyorum. Ki o değişen kısımlar neydi? Az önce hatırlarsanız turuncuydu. Bir tarafı yeşilken bir tarafı turuncuydu. İşte o turuncuları tekrar gönderir. Ya software hepsini gönderebilirim. Hepsini göndermekle sadece değişenleri göndermek arasında ne var? Az önce dedim ki ekstra fonksiyon bloklarım, ekstra data bloklarım olabilir. Software all dediğinizde tüm ne kadar data blok, ne kadar çalışma alanlarım varsa onların hepsini yazılımsal olarak gönderir. Software only change dediğimde sadece üzerinde değişiklik yaptıklarımı gönderir. Hardware and software only change seçeneği ise hardware konfigürasyonunda yaptığım değişiklikleri ya da ve software'de yapmış olduğum değişiklikleri gönderir. Arasındaki fark ne? Arasındaki fark şu. Bizim projemiz şu anda küçük bir proje. Küçük bir proje olduğu için hızı fark edemezsiniz ama büyük projelerde örneğin proje üstünde değişiklikler yaptınız ve sizin burada yüzlerce satır, 1000-2000 satırlık bir projeniz var. Eğer software all dediğinizde bu projenin hepsini CPU'nun içerisine göndermesi bir zaman alacaktır. Ama sadece değişiklik yaptığınızı gönderirseniz, yani only change'i gönderirseniz sadece değişiklik yaptığınız kısmı göndereceği için daha hızlı gönderim sağlayacaktır. Ya da hardware'de bazı değişiklikler yaptınız. İşte hızlı sayıcı, ne bileyim bazı özel byte alanlarda bazı değişiklikler yaptınız. Hardware konfigürasyonu gönderdiğinizde yazılımda herhangi bir değişiklik yapmayıp donanımsal bazı değişiklik yaptığınızda sadece o kısmı gönderecektir. Bu tamamen büyük projelerde gönderirken projenin hızlı gitmesi, sadece değişiklik yapılan kısımların gitmesiyle alakalı bir durumdur. Buradan gönderebiliriz ya da burada main OB1'e tıkladığımızda yine farenin sağ tuşuyla bakın burada da Download Device seçeneği var. Burada sadece main OB1 üzerinde bir tıklama yaptığımız için Software Only Change var.
Burada da sadece software'deki değişen kısımları gönderebiliriz. Dediğim gibi bu tamamen büyük projelerdeki gönderme hızınızla alakalı bir durum. Peki online başka izleyebiliriz demiştim. Yani buradaki monitörün haricinde online nasıl izleyebiliriz başka? Yine ekranın sol tarafına geldiğimizde burada Watch and Force Table var. Burada Add New Watch Table var. Bunu tıkladığımda izleme aslında tablosu oluşturuyorum. Hangi adresleri izleyeceksem sadece onları burada ekleyebiliyorum. İlave edelim. Nelerim vardı benim? Input 0.0'ım vardı. Adresim. Bir de neyim vardı? Tek numarasını zaten tek ismini getirdi. Q0.0'ım vardı. Bunu da getirdim. Tekrar PLC'ye online bağlandım. Gözlükle bağlandık. Ve değişiklik yaptığımda yani input'a bastığımda bakın dikkat ederseniz buradaki izlemeniz ise true ya da false yani 0 ya da 1 olarak bunları izleyebiliyorsunuz. Bu da watch table'dan yapılan izlemeydi. Bu arıza watch table daha çok arızalarda benim işime yarayan bir kısım. Burada force işlemi de var. Ona girmeyeceğim. Daha sonraki bir konumuz olsun force işlemi. Şu anda ilk projemi oluşturdum. Cihazımı seçtim. OB1'e yazılımımı yaptım. Bir girişle bir çıkışı çalıştırdım. Daha sonra bunu PLC'nin içerisine yükledim. Ve bunu nasıl izleyeceğimi gördüm. Ve ilk projemizi bu şekilde bitiriyoruz.